geleneksel Türk keçe sanatından örnekler getirdim. Bir de bir konferans vereceğim. Türk keçeciliğin emanetçileri. Yaklaşık Türkiye'deki 24 tane geleneksel keçe ustamızı anlatacağım. Ata yurtumuzda buradaki dostlarla bir arada olmak beni son derecesi ziyadesiyle mutlu etti. Bir taraftan da konferansın sonunda merak ediyorum. Çünkü benzerlikler, farklılıklar, onları da bir taraftan öğreneceğim. Pek çok yere gittim ama mesela kitabımda tabii ki yazarken işte Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, şu anda belki aklıma gelmeyen olabilir ama Sırbistan'da var, Bulgaristan'da var, Yunanistan'da var, Macaristan'da var. Hatta İrlanda'ya gittiğimizde hep biz Türk keçeler bizim diyorduk ama onlar da kendi ata sanatlarının keçe olduğunu söylüyorlar. Tabii ki akademisyen olarak araştırmaları yaptığımızda da iklim şartları ve koyunun olduğu her yerde keçecilik var. Kültür Merkezi tarafından yayınlanmış olan Türk 46 karma sergide yer aldı. Отдела изобразительных искусств факультета моды и текстиля университета имени Чанкно. Günümüze kadar birçok güzelliğimiz var, tarihi mirasımız var. Bütün bunlarla birlikte bir de gelenekli sanatlarımız dediğimiz hat gibi, ebru gibi, tesip gibi, ciltçilik gibi, kündekari gibi, keçecilik gibi sanatlarımız var. Biz Kırgızistan'da bu güzel sanatlarımızın her dalını ayrı ayrı tanıtmayı amaçlıyoruz. Bugün bu vesileyle keçecilik sanatını ve Türkiye'deki keçe sanat tarihini burada anlatmaya çalışıyoruz. Her ay bir etkinlik burada yapmayı planlıyoruz. Bugün de işte tarih öncesine dayanan bir güzel gelenekli sanatımızı Türkiye'de artık son 20-30 yıldır önemi daha da iyi anlaşılan keçecilik sanatını anlatıyoruz. Her ay bu etkinliklerimiz sanatımızın bir dalında devam edecek. Bütün Kırgızistanlı sanatçıları, tarihçileri, edebiyatçıları, konuyla ilgili öğrencileri, öğretim üyelerini, öğretmenleri bu etkinliğe bekliyoruz. Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия. Sayın Doçent Doktor Nurgül Beyç, Zaten Efendisi Kitaya İdo Kansayi Onları da görmeniz açısından slaytlarıma koydum. Asya'da yaşayan Türk toplulukları bir araya gelerek kurbe bir hayat yaşadıkları için sabit bir meskenleri bulunmamaktadır. Orta Asya'dan Anadolu'ya 9. yüzyıldan başlayarak küçük... Но я думаю, что это правильное направление, потому что это международные отношения и есть очень правильный формат того, что мы можем с друг другом меняться. Мы можем показывать свои культуры. Судя по тому, как представила сегодня выставку эта мастер и то, что она сейчас проводит конференцию, для нас понятно и понятен язык войлока. Вот. И мы понимаем, что войлок любят везде и что войлок имеет свои корни, свое начало, свое развитие. У нас, например, сейчас в стране очень это развито. У нас очень много мастерских, которые занимаются производством войлока. И у нас очень хороший высокий уровень. У нас мастера получают знак качества ЮНЕСКО по войлоку и выставляют свои изделия на таких престижных фестивалях и конкурсах и выставках, допустим, в Санта-Фе, по Европе. У нас настолько похожие работы, вот выставили наши мастера, выставила эта женщина. У нас нет границ, у нас настолько похожие. Вот такое впечатление, что мы жили с ней рядом. Ужерен абдан ухшош, буйымдарды көрүп атам. Эми мен абдан кубанычтамын. Мен ойлочумун Түркияда мындай кийисти менен колдонулбайт го деп ойлочумун. Азыр көрүп абдан сүйүнүп жатам. Илгертен келаткан 4 поколение дейт эми 4 атадан бери келаткан жумуштарды кылат экен. Мага өтө кызык. Түркияда муну менен эркек адамдар жасашат экен. А бизде аялдар аял көнөрчүлөр жасашат. Анан Мен абдан сүйүп турам. Ашта жок, парада жок демектедир.
Знаете, как известно, братство ремесленников Ахеи в Рана были полностью основаны на исламских принципах, однако позже появляется